Herkese merhaba, ben Cem, kanalıma hoş geldiniz. Bugün DeepWorld'de genel anlamıyla trofilerden bahsedeceğim. Trofiler nedir, ne işe yarar, etkileri nedir vesaire, tüm bunlardan bahsedip bir de üstüne birkaç tavsiyede bulunacağım. Hazırsanız direkt olarak videoya geçelim. Öncelikle trofiler nedir ondan başlayalım. Trofiler evinize yerleştirebileceğiniz bazı süs eşyalarıdır. Bu süs eşyalarının bazı pasif etkileri var ve bu pasif etkiler siz Eternum'un neresinde olursanız olun geçerli oluyor. Yani sadece trofi koyduğunuz evin bulunduğu bölgede değil, genel anlamıyla tüm Eternum'da geçerli. O yüzden bu trofiler bir tık değerli diyebiliriz. Bir eve maksimum 5 tane trofi koyabiliyorsunuz. Evin fiyatı fark etmeksizin. İstiyorsanız 5K'lık eviniz olsun, istiyorsanız 20K'lık eviniz olsun, hiç fark etmiyor. Maksimum 5 adet trofi koyabiliyorsunuz. Aynı eve aynı trofiden birden fazla koyamıyorsunuz. Yani işte mining trofisini bir eve işte 5 tane koyup bunu stackleyemiyorsunuz. Sadece şöyle bir şey yapabilirsiniz. 3 ayrı eviniz varsa bu 3 ayrı eve mining trofisi koyarsanız bu 3 trofinin etkileri stackleniyor. Onun dışında aynı eve 5 adet trofi koymak gibi bir fikriniz varsa onu aklınızdan çıkartın. Çünkü olmuyor. Trofilerden genel anlamıyla bahsettiğimize göre şimdi trofi türlerinden ve kaç trofi olduğundan bahsedebiliriz. 3 adet trofi türümüz var. İlk trofi türümüz combat trofisi. Combat trofileri bize belirli bir yaratık türüne karşı hasar artışı sağlıyor. İkincisi crafting trofisi. Crafting trofileri item craftlarken bizim craftlayacağımız item'ın minimum gear skorunu arttırmamızı sağlıyor. Üçüncüsü ise luck trofileri. Luck trofileri ise genel anlamıyla life skill yaparken luck'ımızı arttıran, işte logging yaparken veya mining yaparken luck'ımızı arttıran veya genel anlamıyla loot'umuzun luck'ını arttıran trofiler. Bu 3 tür trofi arasında toplamda 16 adet trofi var ve bu 16 adet trofi tier'lara ayrılıyor. Loot luck trofisi hariç diğer tüm trofiler Tier 2'den başlayıp Tier 4'e kadar çıkıyor. Sadece Loot Luck trofisi Tier 3'ten başlayıp Tier 5'e kadar gidiyor. Tabii ki trofinizin tier'i arttıkça sağladığı etki de daha fazla artıyor. İstiyorsanız hemen gidelim trofilerin etkilerini bir göz atalım. Trofileri sadece tek bir şekilde elde edebiliyorsunuz. O da crafting ile. Bunun için de furnishing seviyesine ihtiyacınız var. Hemen workshop'a geldik. Buraya minor yazacağım ben şimdi. Evet, burada toplamda 15 adet trofi var. Burada normalde 16 adet olması gerekiyor. Dediğim gibi 16 adet toplamda trofi olduğu için. Burada olmayan tek trofi luck trofisi. Loot luck trofisi daha doğrusu. Loot luck trofisini craftlayabilmek için gerekli bir tane malzeme var. O malzemeyi elde edince burada beliriyor. Genel anlamıyla tier yüksek olan trofileri craftlamak için de bazı artifektlere ihtiyacınız olacak. Bu artifektleri elde ettiğiniz zaman sadece crafting ekranında gözüküyor bu trofiler. İstiyorsanız hemen etkilerden başlayalım. Arkana crafting trofisi, arkana da item craftlarken item'ın minimum gear skorunu arttırmamızı sağlıyor. Weaponsmithing trofisi ise forge'da silah craftlarken item'ın minimum gear skorunu arttırmamızı sağlıyor. Cooking Crafting trofisi ise bizim yemek yaparken bonus alma şansımızı arttırıyor. Ancient Combat trofisi Ancient'lara karşı hasar artışı sağlıyor. Angry Earth Combat trofisi Angry Earth'lere karşı hasar artışı sağlıyor. Wild Death trofisi ise Beast'lere karşı hasar artışı sağlıyor. Corrupted Combat trofisi Corrupted'lara karşı. Lost Combat trofisi ise Lost'lara karşı hasarımızı arttırıyor. Engineering trofisi yine engineering item craftlarken minimum gear skorunu arttırmamızı sağlıyor. Fishing trofisi fishing yaparkenki luck'ımızı, harvesting trofisi harvesting yaparkenki, logging trofisi logging yaparken, mining trofisi mining yaparken şansımızı arttırıyor. Armoring trofisi ise zırh craftlarken minimum gear skorunu arttırmamızı sağlıyor. Skinning de skinning yaparkenki luck'ımızı arttırıyor. Burada eksik olan loot luck trofisi var. Loot luck trofisi de genel anlamıyla bize şans veriyor. O kadar. Evet, bunların etkilerinden bahsettik. Peki daha üst tier'lı item'ı craftlamak için gerekli materyali ve bu materyali nereden düşünün, nasıl öğrenebilirim? Aslında burada teker teker bahsederdim ama toplamda 16 adet trofi olduğu için ve hepsinin de ayrı ayrı tier'i olduğu için burada bahsetmek çok uzun sürecek. O yüzden ben size direkt olarak işin mantığından bahsedeyim. Siz zaten kendiniz hangi materyalin nerede bulunduğuna bakarsınız. Hemen gelelim şöyle New World Database'e. New World Database'e geldiniz. Öğrenmek istediğiniz bir trofi var mesela. Bu trofinin adı da işte Major Loot Luck olsun. Bu Major Loot Luck trofiyi craftlamak için gerekli olan materyal hangisiymiş bunu öğrenmek istiyorsunuz. Hemen buraya Major Loot Luck yazdınız. Burada tıkladınız. Aşağıda Crafting Recipes yazıyor. Buna tıklayınca bu trofiyi craftlamak için gerekli olan materyalleri görebiliyorsunuz. Burada mesela artifact olarak loaded dice varmış. Bu loaded dice'ı elde ettikten sonra crafting ekranında bu trofiyi craftlama seçeneğini göreceksiniz. Buna tıklayalım hemen, nereden çıkıyormuş bakalım. 55 level ve üzeri bölgelerde stockpile'lardan ve ancient chest'lerden çıkıyormuş. Bunu aynı şekilde basic loot luck trofi için de deneyelim. Evet, basic loot luck trofiye tıkladık. Crafting hesaplara tıkladım. Geldim ve stack deckleri gerekiyormuş. Stack deck için ne lazımmış? Level 35 ve üzeri bölgelerde stockpile ve ancient chestlerden stack deck çıkıyormuş.
Bunu aynı şekilde diğer trofilere de uygulayabilirsiniz. Sadece burada şöyle bir sıkıntı var. Crafting ve Luck trofilerinde hiçbir sıkıntı yok. Sadece Combat trofilerinin Major'ını craftlamak için gerekli olan artifekler ya henüz drop'u yok ya da kimse nereden düştüğünü bilmiyor. Hemen onu da şöyle göstereyim. Lost Combat. Evet, Major Lost Combat trofiye geldik. Burada bir Seal istiyor bizden artifact olarak. Bu artifact'in nereden düştüğü database'de yazmıyor. Hatta bir tane de yorum var. Bunu gören herhangi birisi var mı diye yazmış. Dediğim gibi bu Major Combat trofilerinin artifact'lerinin ya drop'u yok ya da kimse nereden düştüğünü bilmiyor. Genel anlamıyla trofilerden bahsedebileceğim şeyler bunlardı. Şimdi gelelim benim tavsiyelerime. İki adet tavsiyem var. İlki Combat trofileri hakkında. Biliyorsunuz ki Combat trofileri belki de New World'de en az kullanılan trofilerdir. Yani kimsenin evinde 3 adet Lost Combat trofi olduğunu sanmıyorum. Bu Combat trofileri şu an için gerçekten çok değersiz. Ancak ilerleyen zamanlarda dungeonlara zorluk seviyesi eklendiği zaman ki sıkıntı videolarımda bahsetmiştim. Dungeonlara zorluk seviyesi ve işte daha farklı mekanikler gelecek. Böyle bir durum olduğu zaman zor dungeonlarda bu trofiler olmadan hayatta kalmak bence mümkün olmayacak. O yüzden kesinlikle bu combat trofilerinin ilerleyen zamanda değerleneceğini tahmin ediyorum. O yüzden şu an için en azından 1-3'e kadar olan combat trofilerini yapıp bir kenarda bekletin derim. Çünkü ilerleyen zamanda basic olanları craftlayabilmek için bile gerekli olan materyaller oldukça değerlenecektir diye düşünüyorum. Hem zamandan tasarruf etmiş olursunuz hem de paradan tasarruf etmiş olursunuz. Tabii bunlar yatırım tavsiyesi değildir. İkinci önerim ise crafting trofileri hakkında. Crafting trofileri biliyorsunuz ki maksimum tier 4'e kadar var. Yani Major Weapon Smithing trofisi tier 4. Bunun bir tık üstü yok. Sadece Loot Luck trofilerinde tier 5 var. O da tier 3'ten başlıyor zaten. Ben ilerleyen zamanlarda bu gear skorlar arttığı zaman işte 700 gear skor, 750 gear skor geldiği zaman crafting trofilerine tier 5 trofi ekleneceğini düşünüyorum. Bu tier 5 trofi eklenirse tier 4 trofilerinin materyali daha da ucuzlayacaktır diye düşünüyorum. Eğer elinize Tier 4 crafting trofisi geçerse bunu direkt olarak craftlayıp kenarda köşede bekletebilirsiniz. Tier 5 trofi geldiği zaman direkt olarak onu çıkarmaya uğraşıp ondan sonra direkt olarak Tier 5 trofiyi craftlarsanız veya direkt olarak elinizde Tier 4 trofi materyali geçtiyse bunu şu an değerliyken satabilirsiniz. Çünkü ilerleyen zamanda birçok insanda bu crafting trofilerinin materyalleri olacak. Gün geçtikçe bunların değerleri azalıyor. O yüzden hazır şu an değerliyken satabilirsiniz. Eğer satmak istemiyorsanız bence craftlayıp kenarda köşede bekletin. Bu şekilde zamandan tasarruf edebilirsiniz. Tabii ki bunlar kesin bilgiler değildir veya herhangi bir şekilde bir sızıntı vesaire de değildir. Bunlar benim kendi şahsi düşüncelerim. Bunlar olabilir, olmayabilir. Yatırım tavsiyesi değildir kısacası. Bu işe yatırım yapıp yapmamak size kalmış bir şey. Anlatabileceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.